Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim çiftlik sütünden sütlaç tarifi. Almanya'daki çiftçilerde böyle bir düzen var arkadaşlar. Böyle bir otomat makinesi var. Parayı atıyoruz ve taze günlük sütümüzü alıyoruz. Ben de bu şekilde sütümü aldım. Evime geldim. Evet, taze sütümü aldım ve ilk işlem sütümüzü tencereye döküp kaynatmakla işe başlıyoruz arkadaşlar. Çiftlik sütü olduğu için öncelikle yaklaşık bir 15 dakika kadar orta ateşte kaynatmalıyız. Kaynatırken taşmaması için de bu şekilde çelik bir yumurtalı tabak altı koydum ben. Sizler dilerseniz içerisine bir iki tane yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Bu taşmamasını engelliyor ve tıkır tıkır kaynatıyor. Yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan aldım. Ve sütlacımız için gerekli olan malzemelerimiz 1 litre kaynattığımız sütten 2 çay bardak pirinç, 1 su bardağı artı 1 çay bardağı su, 1 paket vanilya şekeri, 2 çay bardak şeker, 1 yemek kaşığı nişasta ve nişastayı açmak için de 1 çay bardak su. Evet, malzeme listemiz böyle arkadaşlar. Önce tencereye pirincimizi ve suyumuzu alalım. Orta ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirelim. Daha sonra sütümüzü ilave edelim. Ve orta ateşte tekrardan pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Bu arada başka bir kabın içerisinde nişastayı su ile birlikte açalım. Pirinçlerimiz yumuşadıktan sonra bu nişastayı sütlacımıza ilave edeceğiz ve kıvamını katılaştıracağız biraz. Yoğun bir kıvam elde edeceğiz. Şekerini de en son ilave ediyoruz arkadaşlar. Pirinçler oldukça yumuşadıktan sonra en son ilave ediyoruz. Eğer pirinçler yumuşamadan şekerini ilave edersek sütlacımızın pişmesi biraz uzun sürer. Pirinçlerin yumuşaması geç olur arkadaşlar. Buna özen gösterin. Tamamıyla pirinçler yumuşadıktan sonra şekerini ve nişastayı ilave edelim. Özlü bir kıvam alana kadar tekrar ocakta kaynatalım. Daha sonra ikişer kepçe olarak kaplarımıza eşit bir şekilde pay edelim. Ben en çok sütlacı sıcakken yemeyi seviyorum. Biraz böyle nefesledikten sonra sıcakken yemesi gerçekten güzel oluyor. Evet, bu şekilde kaplarımıza doldurduktan sonra üzerine dilerseniz tarçın, Antep fıstığı, fındık, fıstık, ceviz ne arzu ederseniz süsleyerek servis yapabilirsiniz. En son sunum için görseli ben çektim zannediyordum fakat çekmeyi unutmuşum. Bu yüzden sizlere en son halini resimleriyle paylaşamayacağım maalesef. Ama Instagram sayfamda kısa bir video çekmiştim. Sizlere de görsel olarak fikir vermek amaçlı Instagram'daki videomu bu videomun içerisine ekledim arkadaşlar. Sona doğru izlerseniz görürsünüz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer izlediyseniz beğen ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin.
Bu tarz videolu paylaşımlarımın devamı için hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak yeni paylaşacağım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Kaçırmamış olursunuz yeni videolarımı arkadaşlar. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.